okudunuz mu diye sorabilir miyim? Pardon, ne anlamda? Yani siz Gaziantep'te evet. Doğdunuz, büyüdünüz. Eğitim durumunuz, yani siz hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi? Şöyle oldu, tabii ki ben de okuyamadım çocuk gelin olduğum için. Ama... kaç yaşında evlendiniz? 14. 14 yaşındaydım. Daha 15'ime girmeden ilk çocuğumu kucağıma aldım. 20 yaşında Göksu'yu dünyaya getirdim. Tabii kendisi açık öğretimden bitirdi ama üniversiteyi. Bu azimde bir anne bitirmez mi? Fakat şimdi annenin gözünde ilk girizgahı olduğu için hemen sormak istedim. Acaba sizin o zamanki bakış açınızda size ailenizin verdiği eğitim şansları nelerdi? Yoktu maalesef. Ve siz ben çocuğuma bunu yapmayacağım dediniz. Aynen. Ben ailemden ve o toplum baskısından gördüğümü yapmayacağım ve çocuklarımı bu konuda eğiteceğime, elimden geldiği kadar destekleyeceğime karar verdim. Tabii depremde çadırdayken ben de ortaokul, lise ve üniversite sınavlarına devam ettim. Ben de bitirdim. Kamu yönetimi mezunu oldum. Tebrik ediyorum sizi. Ya müthişsiniz gerçekten. Teşekkür ediyorum. Eşiniz peki aynı fikirde miydi sizinle? Önceleri değildi. Düşünsenize 5 yaşında çocuğu Gaziantep'te yaşıyorsunuz, önce Bolu'da değildi, kampa bırakıyorsunuz. Evet, peki. Önce değildi, sonra onu ikna etmeye çalıştık. Sonra geldik biz. Göksu'yu bıraktık ama hani çok küçük olduğu için otobüsle geldik, uyuyordu. O çok yakın bir mesafe zannetti. Bizim gelip de sabah kalktık işte kahvaltı falan çocuklarla gördü, oynadı. İşte sonra Göksu'yla bizim bir konuşmamız olduktan sonra anneciğim tamam siz gidin evimizi alın gelin dedi. Ne dediniz o anda? Yani burada kalırsan biz de buraya geleceğiz. Siz okuyacaksınız, sen şampiyon olacaksın. Şimdi orada hayati bir konuşma yapıyorsunuz aslında Göksu'yla. Onu aldınız, baş başasınız. Evet. Sen dedim burada kalırsan anneciğim biz evimizi alıp geleceğiz. Sen dedim burada şampiyon olacaksın, okullar okuyacaksın, üniversiteye gideceksin. Biz burada çok mutlu bir aile olacağız. Bunun için birazcık bekler misin bizi dedim. Beklerim anneciğim dedi. Yiyeceğim seni. O zamanlar anneler de bilirler 4,5-5 yaşındaki çocuklar kendi ihtiyaçlarını karşılamakta çok zorlanırlardı. Siz de bir annesiniz. Ama ben Göksu'ya her şeyi öğretmiştim. Bazen arada altına kaçırdığı oluyordu 5 yaşında olduğu için. Hatta Göksu'yu bıraktıktan sonra Şenur abla var. Bu arada onu da almış olayım. Geceyi Şenur ablanın odasında geçirmiş o gece. Gece ama Göksu sürekli dudak emerdi. Ay ben ona sarılmak istiyorum. Kadın isterse her şey olur, bir umut meleğiyle. Kadın isterse